Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün insanların Allah'ın kitabıyla nasıl aldatıldığına bir örnek vereceğiz inşallah. Zaten siz hep biliyorsunuz ama ayetler vesilesiyle meseleyi daha iyi anlaşılır hale getirmeye gayret ediyoruz. Aslında bizim yaptığımız bir şey değil, ayetleri bir araya getirmek ve Cenab-ı Hakk'ın bizden neler istediğini görmektir. Şimdi bu derste şunu göreceğiz Allah nasip ederse. Müslümanlar Yahudi ve Hristiyanların peşinden adım adım karış karış gitmektedirler. Terimler değiştirilmiş. En temel terimler, en temel kelimeler anlam yitirmiştir. Mesela Müslüman kelimesi Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı şekilde değil. Mümin kelimesi öyle. Kafir kelimesi, müşrik kelimesi, münafık kelimesi, hatta kitap ve Kur'an kelimeleri bile zaman zaman burada ilgili ayetleri okuduğumuz zaman okuduğumuzda görüyoruz ki onların da anlamları asıl olmaları gereken yerden başka tarafa çekilmiş ve Kur'an-ı Kerim üzerinde çok ciddi tahrifat yapılmıştır. Bizim Türkçe'de tahrifat dediğiniz zaman kelimelerin şeklinde değişiklik zannedilir. Siz o kelime değişikliğini ne Kur'an'da yapabilirsiniz, ne Tevrat'ta ne İncil'de. Çünkü insanların ezberinde olan kitaplarda bir hareket değişikliği bile mümkün değil. Bakın abdestle ilgili ayetlerde ve arculekum ve arculikum şeklindeki değişiklik bile üzerinde asırlardır insanların durduğu bir konu olmuştur. Bu sebeple bu paralel din oluşturmak isteyenler, bu paralel din kelimesi benim bayağı hoşuma gitti. Çünkü hakikaten insanlar Allah'ın dini zannederek ondan ayrı ama ona benzetilen bir dine uyduruluyor ve asıl yolundan çıkarılıyorlar. Yani şöyle diyelim, bir yere gidiyorsunuz, bakıyorsunuz aynı istikamete iki tane yol var. Şimdi şu sağ tarafa gideyim daha kestirmedir diyorsunuz. Bir giriyorsunuz artık bir daha hedefinize gitme imkanını kaybediyorsunuz. İşte paralel iki tane yol ama birisi başka tarafa götürüyor. Öbür tarafta sol, mesela sol taraftaki yol belki biraz kalabalık gibi gözüküyor size. Diyorsunuz şurası boş, buraya bir gireyim. Giriyorsunuz, bakıyorsunuz bir daha çıkışı yok. Şimdi burada ehli kitapla ilgili olarak Cenab-ı Hakk'ın bize bildirmiş olduğu bir ayet-i kerime var. Onu okuyalım da. Âl-i İmran suresinin 78. ayeti. Diyor ki وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَر۪يقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ. Onlar içerisinde bir grup vardır. Dillerini kitapla eğip bükerler. Yani kitabı dillerine dolarlar. Nasıl doluyor? Yani şöyle bir dolma yapıyorsunuz, içi başka, dışı başka.
Dışarısını çok güzel süslüyorsunuz. Ama içerisinde esas vermek istediğiniz şeyleri, yani o kişinin aleyhine olan şeyleri içerisinde saklayarak veriyorsunuz. Niye? لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ Onu kitabın bir hükmü olarak kabul edesiniz diye böyle yapıyorlar. Öyle hesap edesiniz. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ Halbuki o kitaptan değil. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Bu Allah katındandır derler. Allahü Teala böyle buyuruyor derler. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Ama o Allah katından değildir. وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bile bile Allahü Teala'ya yalan uydururlar. Cenab-ı Hakk'a karşı bile bile yalan uydururlar. Mesela şimdi İncil'in bir tercümesinden bizim arkadaşlarımız almışlar. King James versiyon diyor. Elçilerin işleri 3. bölüm 13. cümlede şöyle bir ifade kullanılmış. İbrahim'in tanrısı İshak'ın, Yakup'un ve babalarınızın tanrısı oğlu İsa'yı yüceltti. Oğlu İsa'yı yüceltti. Şimdi İsa Tanrı'nın oğlu diye gösteriliyor bu tercümede. Ama yeni versiyonunda da kulu İsa'yı yüceltti diyor. Şimdi kelimeye aslında kelimenin orijinali değişmiyor. Orijinali aynı, aynı. Fakat verilen anlam farklılaşıyor. Birisinde oğlu, birisinde kulu. Kulu dediğiniz zaman problem yok ama oğlu dediğiniz zaman oradan tanrılığa açılan bir yol ortaya çıkıyor. Aynı şekilde birkaç tane de örnek burada zikredilmiş. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözü var. Diyor ki sizden öncekilerin yoluna mutlaka gireceksiniz diyor. Adım adım karış karış onları takip edeceksiniz. Onlar bir kertenkele deliğine girseler siz de gireceksiniz. Yahudi ve Hristiyanlar mı ya Resulallah diye soruluyor. Ya kim olacaktı diyor. Şimdi bunları görüyoruz. Aslında mesela bu ayetler, yani Yahudilerin, Hristiyanların yapmış olduğu davranışları gösteren ayetler bize herhalde bir tarihi bilgi olsun diye verilmiyor. Sakın siz öyle yapmayın diye veriliyor. Mesela şeyde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir şey yapmışlardı zamanında Yahudiler. Onu Nisa suresinin 43. ayetinde görüyoruz. 46. ayet. 85. sayfa. مِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاطِعِهِ Yahudilerden bir kısmı sözü bulunduğu yerden tahrif ederler. Yani bir sözün birkaç tane anlamı var. Onu esas başka tarafa doğru çekerler. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَ وَعَصَيْنَا Geliyorlar Resulullah'ın huzuruna, سَمِعْنَ وَعَصَيْنَا diyorlar. وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِينَ وَرَاعِينَا Böyle diyorlar. لَيَّنْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنِمْ فِي الدِّينِ Şöyle dilleriyle böyle bir, yani öyle bir hava veriyorlar ki meseleyi tam anlayamayasınız. Mesela Türkçe'de söylenir, oku da adam ol baban gibi eşek olma. Babası eşek mi değil mi yani, ne dediği belli değil. Oku da adam gibi, adam ol baban gibi diye orada dursa, değil mi? Oku da adam ol baban gibi. Ha, demek ki babası iyi adammış. Eşek olma dediği zaman tamam. Ama oku da adam ol baban gibi eşek olma dedi mi? Ya sen ne dedin, babama mı hakaret ettin? Ya kardeşim sen amma da yanlış anlıyorsun, ben öyle mi söyledim diyecek. Değil mi? Yani böyle dilini eğip bükerek bir sözü iki anlama da gelecek şekilde söylemek, onun kendi niyeti başka, karşı taraf itiraz ettiği zaman hemen kendisi için savunabileceği bir şey ortaya koyuyor.
Şimdi bunlar da diyor, geliyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna, semiyane ve asayna diyorlar. Asayna kelimesi, gerçi bu sözlüklerde isyan ettik anlamına tercüme ediliyor, o manada değildir asayna. Onu bizim doğru bildiğimiz yanlışları kitabında görürsünüz. Asayna, DNA'ya sarılır gibi sıkı sarıldım anlamına demektir. Ama DNA'ya sarılan sizin tepenize indirmek için de sarılabilir. O zaman isyan olur. Ama değnekle bir takım güzel işler görmek, dağa tırmanmak, dardan aşağı inmek için de sıkı sarılabilir. O zaman da itaat olmuş olur. Yani sıkı sarılma manasına gelir. Dolayısıyla geliyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, semiyane ve asayna diyor. Şimdi semiyane ve asayna. Sıkı sarıldın ama ne niyetle? İsyan mı? İtaat mi? Sen isyan mı etmek istiyorsun dediğin zaman, ya Muhammed sen Arapça bilmiyor musun diyecek. Semiyane ve asayna demek isyan etmek mi? Gerçi sonradan müfessirlerin tamamı bu ayetlere isyan anlamı verdiği için işin içinden çıkamamışlardır. Ben o konuya girmeyeceğim. Girersek bütün ders onunla geçer. Yani arzu edenler doğru bildiğimiz yanlışlar kitabında bu semiyane ve asayna ya da kelimelerin tahrifi başlığı altında bunu diğer ayetlerle birlikte okuyabilirler. Yani bundan dolayı da Müslümanların neler yaptığını görebilirler. Yani şimdi aslında bu akşamki dersimize bu bile örnek olabilir ama niyetimdeki bu değil. Vesma gayra musma'in ve ra'ina. Şimdi semeyne ve asayna diyorlar. İsyan mı diyor, itaat mi diyor? İkisi de olabilir. Vesma gayra musma'in diyorlar, geliyor Resulullah. Dinle. Sana söz işittirilmez. Yani sana dinle demek bizim haddimiz değil ama dinle. Ya da sen dinlemesin ama sana laf işittirilir mi? Yani sana laf işittirilmez derken, söz işittirilmez derken bu bizim haddimize değil. Niyetiyle de olabilir. Sen zaten dinlemezsin. Ondan sonra vera'ina, bizi gözet. Bizi güt manası da olabilir. Sen bizi hayvan yerine koyuyorsun, güt bakalım. Bu ondan dalga geçmektir. Ondan sonra bizi gözet dediğiniz zaman gayet güzel. Şimdi iki tarafa da gelecek kelimeler söylüyorlar. Onun için Allahü Teala burada diyor ki: "Velau ennehum kâlû semi'nâ ve ata'nâ." İşittik ve itaat ettik deseler. "Vesma" dinle deseler. Gayre müsmâin katmasalar yani. Semine ve asine yerine semine ve ata'na deseler, işittik, itaat ettik deseler. Başka anlama çekme imkanı yok. Dinle deseler, gayre müsmâin demeseler, başka anlama çekme imkanı olmaz. Vanzurna deseler, orada da başka anlama, yani bize bak, bizi gözet deseler, orada da başka anlama çekme imkanı olmaz. Lekâne hayran lehum, onlar için tabii ki daha hayırlı olurdu. Ve akvam, daha sağlam bir yol tutmuş olurlardı. Velakin lanehumullah bi kufrihim, ama kafirlikleri sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Ve la yu'minun illa qalila, çok azı inanacaktır bunlar. Yani Yahudilerin. Şimdi bu tür şeyler çok olur bakarsanız, yani sizin yanınıza çok güzel bir şekilde gelirler. Yani bütün şeyler, hani piyasada esnaf olanlar çok iyi bilir. Yani üç kağıtçılar kendilerine öyle bir güven sağlarlar ki başlangıçta, değil mi? Yani sizi soymaya gelenler önce size müthiş bir şekilde güven verirler. Ondan sonra patır 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 soyarlar. İşte buna hile denir. İşte kandırma denir falan. Şimdi Kur'an-ı Kerim'le de eğer bir insan sizi kandırmak istiyorsa, karşınıza Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilen bir kişi olarak çıkar ve size çok iyi bir hoca imajını verir. Ondan sonra o ayetleri şey gibi, böyle bir dolma gibi, dışına ayet, içine kendi arzu ettiği şeyi koyar. Siz çok güzel bir et dolması yediğinizi düşünürsünüz ama içerisindeki et değildir, zehirdir. Sizi perişan eder. Yani
böyle ayetlerin içine kendi arz ettikleri anlamları koyarak sizi yoldan çıkarmaya çalışırlar. Bunlar maalesef en çok yapılan şeylerdendir. Bu şey de bu ayeti Ali İmran 78. ayeti bir daha okuyalım sizinle. Oradan bir başka ayete daha geçelim. Sonra örnekler vermeye başlayacağız. Diyor ki Cenab-ı Hak وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَر۪يقًا. Onlardan bir grup vardır. يَلْوُونَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ. Kitap, dillerini kitapla dolarlar. Yani kitabı konuştukları intibasını verirler. Niye? لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ. Söylediklerinin kitaptan olduğunu hesap edersiniz diye. Allah şöyle buyuruyor derler. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. Ama aslında o kitaptan değildir. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ. Bu Allah katındandır derler. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ. Ama Allah katından değildir. وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Bile bile Cenab-ı Hakk'a karşı yalan söylerler. Şimdi bunları Cenab-ı Hak İbrahim suresinde bize biraz daha anlatıyor. 14. sureyi açarsak eğer. ...254. sayfa. İkinci ayetin sonunda diyor ki Cenab-ı Hak وَوَيْلٌ لِلْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ شَد۪يدٍ. O kafirlerin şiddetli azaptan çekecekleri var. Şimdi bunlar kafir diyor ya, bak şimdi bu çok dikkatle dinleyin bakın. Bu sorunun cevabını sizden alacağım. Ben söylemeyeceğim ona göre. Fatih sen bunları not defterlerinde çıkar. Hepsine not ver. Zayıf alanları ailelerine bildir. Şimdi bak dikkatle dinleyin. Soruyu size soracağım. O kafirlerin diyor şiddetli azaptan çekecekleri var. Bunlar kim? اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَلْآخِرَةِ. Dünya hayatını, İbrahim suresinin 3. ayetini şu anda okuyoruz. Dünya hayatını ahiretten çok sevenlerdir. Ahiret inkar ediyor mu bunlar? Allah inkar ediyor mu? Ama Allah kafir dedi bunlara. Şimdi وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Kendileri Allah'ın yolundan çekinirler. Ya da insanları engellerler. İki manada verilir buna. İnsanları Allah'ın yolundan engellerler. Ki bu öbür ayete daha uygun olan. Peki nasıl engellerler? وَيَبْغُونَهَا عِوَجَ. Onda iveç peşinde koşarak. Yani şimdi şurada bir su. Bu su değil mi? Tamam su. Çünkü bu kapta başka bir şey olmayacağı için. Ama adam dış görünüşü benzediği için rakı da yapabilir bunu. Baktığın zaman rakıyı da koyar, su diye sana verebilir. Görüntüsü aynı. İşte iveç böyle bir şey. Dışarı baktığın zaman hiç anlamıyorsun, hiçbir şey yok. Hani rakının kokusu falan filan olur ama diyelim içerisine zehir katmış, hatta çok da lezzetlendirmiş de olabilir. O da mümkün. Şimdi iveç peşinde koşuyorlar. Yani iveç öyle bir eğrilik ki dışarıdan anlayamıyorsunuz. Alıyorsunuz çok lezzetli bir su olarak içiyorsunuz böyle. Ben de bahaneyle su içmiş oldum. Ondan sonra vücudunuzda o sizi uyuşturuyor, bir şeyler ediyor. Hatta teşekkür de ediyorsunuz ne kadar güzel suymuş diye. İşte veya suddun an sebiliyle Allah'ın yolundan uzaklaştır veya bu ne ayvacı orada bir iveç peşinde koşarak. Yani dıştan baktığınız zaman tamamen dört dörtlük Müslüman. Ama içi şey yani dıştan baktığın zaman tam su.
Hiçbir şeysi yok. Hatta içtiğin zaman da su olduğunu düşünüyorsun. Ama öyle bir şey koymuş ki içerisine seni zehirliyor. İşte dini o şekilde getiriyorlar. Şimdi bu adama dışarıdan birisi kafir diyebilir mi böyle bir adama? Ayet okuyor. Şimdi soru geldi şimdi. Fakat yani sen de anlayamayacağın şekilde değişiklik yapmış. Ama Allah-u Teala buna kafir diyor. Bu ne olur? Bizim yani Cenab-ı Hakk'ın bize bildirdiği şeye göre. He? Bak bildiler ya. Gördün mü Fatih? Tüh. Ben bilemeyecekler diye dedim, ağır bir sorudur ama hepsi de bildi. Münafık olur. Münafık olur. Şimdi bakıyorsun, ayet okuyor adam. Dini öyle bir güzel anlatıyor ki, kılığı, kıyafeti, görünüşü, şusu, busu, tamam, hiç problem yok. Ama oradan öyle bir kıvırıyor ki, yani yelvûne elsînetehum diliyle öyle bir kıvırıyor ki, hiç farkına varamadan seni Allah'ın yolundan uzaklaştırıyor. İşte diyor Cenab-ı Hak burada, bunu kim yapıyor? اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ Dünya hayatını ahiretten çok sevenler. Demek bunda bir menfaati var. Tamam, bak şimdi öbür ayette ne diyor Allah-u Teala? Ha, bu burada demiyor onu. لِيَشْتَرُوا بِيْتَمَنَنْ قَلِيلَ Burada yok. He? Ha, 70. 77'de var ha. İnnellezîne işterûne bi'ahdillâhi ve eymânihim temenen galîle. Cenab-ı Hakk'a verdikleri taahhüt ve yeminleri karşılığında az bir menfaat alıyorlar. Yani Allah'a söz veriyorlar. Onu az bir menfaatle değiştiriyorlar. Burada da aynı şekilde. Yani bu ayet-i kerimenin biraz daha öbür ayetin devamı önceki hafta okuduğumuz. Şimdi burada da diyor اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ Dünya hayatını ahiretten çok sever. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan insanları engellerler. Başkasını engellediğine göre kendisi zaten öncelikle çıkmıştır o yolda. Ama nasıl engelliyor? وَيَبُونَ حَيْوَجَ Orada bir ivec meydana getiriyor. İveci nasıl yapıyor? Allah'ın kitabıyla yapıyor. Sen Allah'ın kitabını söylediğini zannediyorsun. اُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ Bunlar pek derin bir sapıklık içerisindedirler. Bak pek derin bir sapıklık değil mi? Önce kafir dedi bunlara ama kafirliğin de kendi içinde mertebeleri var. Şimdi yani ben gerçekten şaşırıyorum, hayret ediyorum. Yani hocaların, hocalık mesleğinde olan insanların Allah'ın ayetleri karşısındaki tavırlarını görünce ki bunu siz de her zaman yaşıyorsunuz. Yani diyorum ki cehennemde bunlardan daha ağır ceza görecek birisi olmaz. Şimdi mesela biraz sonra bir örnek vereceğim. Gerçi hepinizin bildiği örnek ama. Şimdi mesela bir şuraya bir eşkıya bassa burayı, herkesi öldürse. Sadece şuradaki adamları öldürür. Ya da birisi gelse Allah göstermesin, ülkeye büyük bir zarar verse. Sadece o günkü insanlara verir. Fakat dine sokulan bu tür yanlışlar öyle bir şekilde sokuşturuluyor ki tüm asırlarda yaşayan Müslümanlar ölüyor. Yani Müslümanların beyinleri dumura uğruyor. İş yapamaz hale geliyorlar. İşe yaramaz hale geliyorlar. Ve köleleştiriliyorlar. Uyuşturuluyorlar. İslam ülkelerinde yaşayan insanlar ya pısırık oluyor
ya da dinsiz oluyor. Üçüncüsü olmuyor. Ama o dinsiz olan da dinsizim diyemiyor çünkü öldürülmekten korkuyor. Şimdi Suudi Arabistan dinsizlere 20 yıl hapis cezası çıkarmış. Hangi kitaptan çıkarıyorsun? Sen haşa Allah mısın? Onun hesabını sen mi soracaksın? Bunları nereden çıkarıyorsunuz ya? Bunu nereden çıkarıyorsunuz ya? Allah-u Teala dinde hiçbir baskı olmaz diyecek, sen böyle yapacaksın. Ya kafir olma hürriyetini Cenab-ı Hak vermiş kardeşim, sana ne? Önümüzdeki hafta zaten bunu inşallah sıra gelir. Bak bir sayfayı çevirin. Cenab-ı Hak müminken kafir olanların cezasını hemen 78 87. ayet. Ulaike cezae men aleyhim lanetullah ve'l melaikete ve'n nas ecmaîn. Onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetidir diyor. Ondan sonra ne olacak diyor? İllellezîne tâbû bi zâlike ve aslahû fe innallâhe gafurur rahîm. Ama bundan sonra tövbe edip düzelenler Allah gafur ve rahimdir. Ya sana ne kardeşim ya? Tamam Cenab-ı Hak kendisine bırakıyor bunu. Suçu Allah'a karşı işlemiş, sana karşı mı işlemiş? Cezasını Allah verir. Allah da kitabından bunun cezasını koymuş. Tabii 3 asır sonra Resulullah'a bir hadis uydurtmuşlar. Enes Hoca o konuda çok güzel bir çalışma yaptı. İstersen o birkaç kelime söylemek ister misin o konuda? Yayınladı mı? Arapçasını ama yok Arap bunlar Arapça biliyor gerçi hepsi ama olsun sen yine birkaç kelime söyle istersen. O şeyi önüne al da. Ha bu şeyde şeye de bas. Çalışıyor mu yoksa? Ha. Gene sen Türkçe konuş. Bak Arapça yayınlamışsın ama sen boş. Sen Türkçe konuş. Murtedlerin cezası ile ilgili iki tane hadis var. Bir tanesi la yahilu damu imri'in muslimin illa bi ihda salasin diye başlıyor. Evet ben tercüme edeyim bak yine de. Diyor mürtet yani dinden dönenlerle ilgili iki tane hadis uydurulmuş. Uydurulmuşunu o söylemedi de ben söylüyorum onu. Birisi işte bir Müslümanın kanı üç şeyden biri dışında helal olmaz. Yani öldürülmesi helal olmaz. Evet. Öbürü de men beddele dinehu faktuluhu. Ha üç şeyin birisi dediği bir dul birisinin yani evli birisinin şey yapması, zina etmesi, birisi işte adam öldüren, birisi de dinden dönen diyor. Şimdi zinanın cezasının ölüm olmadığını siz hepiniz biliyorsunuz. E tamam adam öldüren bir tek cezası Kur'an-ı Kerim'de var. Dinden dönenin cezası da işte bu Ali İmran suresinin 87. ayetinde. Evet. Evet. Öbürü de men beddele... Yani o ikisinden dolayı adama ölüm cezası verilmesi imkansız, evet. Öbürü de men beddele dinehu faktuluhu diye bir hadis var, Bukhari'de geçiyor. Bir de dinini değiştireni öldürün. Mesela bir Hristiyan Müslüman oldu, ne yaptı? Dinini değiştirdi değil mi? Dinini değiştiren öldürün. Evet, dinini değiştirdi, öldürmek lazım, evet. Müslümin o önceki hadisteki o la yahilu damu imri'in muslimin hadisinde 7 tane kişi var senet. Yani hadislerde kişi, birer senet oluyor. O kişinin 5 tanesi 7 kişi 200 küsur senelik bir zincirde. Yani o da enteresan bir şey. Evet. Bu 7 kişinin 5 tanesi hakkında bu tabakat ve rical kitaplarında aklını kaybetmişti. Bunlar hadisi delil alınmaz. Zayıftır, kavi değildir denilen sözler söylenmiş hakkında 5 kişinin. Ya bak 7 kişiden 5 kişi güvenilmez, aklını kaybetmiştir. Hadisi alınmaz ona göre onun sözüyle iş yapılmaz diye şeyler o kişiler üzerinde araştırma yapan kimler rical uleması deniyor. Bu görüşlerini ortaya koymuşlar. 7 kişiden 5 kişi. Bunların görüşü alınmaz. Evet. Şimdi bu hadisin senedi itibariyle böyle yani ayet aykırılık ayırması. Ayet, hem ayet aykırı hem hadis açısından, hadis tekniği açısından kabul edilemeyecek bir durumda. İkincisi bu dinini değiştireni öldürün hadisinin başında Bukhari'de
Bir kişi var Ebel Fazlı diye. Bu kişinin de aklını kaybetmiştir. Bukhari'nin ustazıymış. Lakabı da Arim diyor. Alim. Arim, Arim. Reyli. Arim, evet. Aklını kaybetmiştir diyor. Senedin sonunda da İkreme diye bir kimse var. İkreme de bu İbn Abbas'ın Mevlası. Mevla dedi İbn Abbas'ın hürriyetini kavuşturduğu yanında olan bir esir. Evet. İkreme hakkında da çok şey yalancıdır diyor. Mesela İkreme ile başka birinin hadisi zıt gelirse hangisini alacağım diyor. Öbürününkini al çünkü öbürü beş vakit namaz kılar şeklinde sözler var. Bazısı diyor ki İkreme de çok problemli bir kişidir. Evet. Öbürününkini al çünkü o içki içmez diye sözler var. Başka bu İkreme hakkında şey var, İbn Abbas'ın çocukları sonra bağlamış bir şeye, tuvalet önünde bağlamışlar. Görevler demiş ki, niye bağlıyorsun? Babamı iftira atıyor diye böyle sözler var İkrime hakkında. Yani İkrime, Abla İbn Abbas'la ilgili olarak çok yalan yanlış sözler söylediği için çocukları onu tuvalete bağlamışlar. Yani ceza olsun diye ama birçok şey ondan gelen sözlerle şey yapılır. İşte bu da onlardan birisi. Mesela İbn Abbas'ı herkes çok iyi tanır. İbn Abbas'ın bu şeyler hadis kitaplarında yani bu İbn Teymiyye, İbn Kayyim, Cevzi'nin kitaplarında var. Başka tabakat kitaplarında var. Peygamber Efendimiz'in 6 tane hadis işitmişti diyor. En fazla söyleyen 20 tane diyor. Evet. Yani İbn Abbas'tan İbn Abbas en fazla zaten Resulullah öldüğü zaman kaç yaşındaydı? 13 yaşında. 13 yaşındaydı. Ama en çok hadis rivayet edilenler Mekke fethi olduğunda Müslüman olmuş. Musnad-ı Ahmed'deki İbn Abbas'tan rivayet edilen hadisin sayısı 1600 küsur yetiyor. Bu şekilde. Ve İbn Abbas da zaten Mekke'de yaşayan birisiydi. Evet. Resulullah'la çok az kaldı. Sonra hem yaşı küçüktü. Çok kısa bir şey söyleyeyim bu şey birinci hadis hakkında. O hadisi aradık sonra bulduk. Bu işte, Evzai diye bir alim var. Evzai bu Şamlı kendisi, Suriye asıllı. Bu Abbasi ve Emevi devirlerinde çok yüksek mertebeler elde ediyor. Bu iki her iki sultan hakimiyet tarafından araziler tahsis edilir. Mukerremenen, muazzemen diyor Arapça kitaplarında. Yani hem Abbasiler hem Emeviler çok önem verdiği bir kişi Evzai. İmam-ı Azam'la aynı zamanda yaşıyor mesela. Bu İmam-ı Azam evet. 80'de doğmuş, 150'de vefat etmiş. Bu şeyde Evzai'de 88'de doğmuş, 157'de vefat etmiş. Bu Emevileri yenmiş şeyler Abbasiler. Abbasi şeyse komutan gelmiş şeye, Suriye'ye gelmiş. Emevilerin hepsini öldürmüş, katletmiş, berbat etmiş, sonra o şeyler, Evzai nerede demiş, 3 gün kaybolmuş. 3 gün sonra gelmiş, girmiş o komutan yanına, demiş ki bizim yaptığımız konusu ne dersin demiş, o zaman senesiz bir şekilde bu hadisi söylemiş. Evet, yani bu bir kişi 3 sebep dışında öldürülmez hadisini Evzai o zaman Abbasi komutanına ki çok sayıda adam öldürmüş. Şimdi orada şey var, etrafında da askerler var. Kılıçların kabzasından tutmuş vaziyette. O da orada o şartlar altında bu insanların yaptıkları, o Abbasilerin yaptıkları adam öldürme işlerini güzel göstermek için orada o anda işte bir Müslümanın 3 şey dışında kanı helal değildir diyerek herhangi bir senetten bahsetmeden bu sözü söylüyor. Peki. Evet. Teşekkür ederiz, evet. Sağ ol. Şimdi neyse. Şimdi ama bakın neler geliyor. Bugün mesela bütün dünya Müslümanları nasıl görüyor? Son derece tahammülsüz, değil mi? Yani Allah'ın verdiği hakkı vermeyen. Yani şimdi öyle bir dini yapı ortaya konuyor ki inanılması mümkün değil. İşte bu bir münafıklıktır. Hani o Bakara suresinde Cenab-ı Hak diyor ya يُخَادِعُونَ اللّٰهَ شِمْ اَوَيْدَا قِيلَ لَهُمْ اَمِنُوا كَمَا اَمَنَ النَّاسِ قَالُوا اَنُؤْمِنُوا كَمَا اَمَنَ السُّفَاءَ لَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَاءُ وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونَ Neydi o şey? يُخْمَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ اَمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا بِمُؤْمِنِينَ Yani kimi insanlar vardı ki biz Allah ve ahiret gününe inanırız derler.
Aynen bu şeyde anlatılanlar gibi karşınıza dört dörtlük Müslüman çıkar, Müslüman olarak çıkarlar ama inanmış değillerdir. Yuhadi'ûne, Allah'a karşı bir kendilerine göre bir oyun yaparlar. İşte Allah'ın ayeti mi ayet işte tamam. Vellezîne âmenû, müminlere karşı da yaparlar. Yani kendi akıllarını hem Allah'ı kandıracaklar hem Müslümanları kandıracaklar. Ve mâ yahtaûne illâ enfüsehum, ama oyunu sadece kendilerine, kendi aleyhlerine oynarlar. Hum la yeşurun ve ma yeşurun, ama bu işi kavrayacak durumda değillerdir. Şimdi ben şimdi bugün esas size her zaman şey yaptığımız bir örnek vereyim. Bakın şeyi bir açın. Sadece bu konuda çok dersler yapmıştık da Nahl suresi 93. ayeti bir açın. 16. sure. 276. sayfa. Evet. İstersen bunun mealini de sen oku Fatih. Bak ne diyor burada? Mealde ne diyor? Hepinizde nasıl olsa meal ver. Bakın sizden. Nahl suresinin 93. ayetinin meali şöyle verilmiş. Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet kılardı. Fakat O dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız. Ya şimdi, Allah dileseydi hepinizi tek bir ümmet kılardı. Peki, yani hepinizi Müslüman yapardı, değil mi? Tamam. Dileseydi hepimiz Müslüman olardı. Peki. Ama o dilediğini, saptırı dilediğini doğru yola iletir. Peki tamam. Yetiyor ondan aslısı. Bunda da problem yok. O zaman yani birinizi elma yarattı, birinizi armut yarattı ya da biriniz şey çiçek yarattı, biriniz de diken yarattı. Dikenin bunda bir suçu var mı? Peki çiçeğin bir artı tarafı var mı? Tamam. Peki. O zaman yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız ne demek? Ben ne yaptım ki? Değil mi? Öyle değil mi yani? Ben ne yaptım ki? Peki bu şimdi bu Allah'ın kitabı. Peki bak bugün elimizdeki mealler hangisine baksanız aynı şeyi söyleyecek. Tefsirlere de baksanız aynı şeyi söyleyecek. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem az önce nasıl o dinden dönen öldürülür mü? Ve bu üstelik bunlar az önce Enes hocanın anlattığı bütün mezhepler tarafından kabul edilmiş değil mi? Aksini söyleyen var mı? Yani Allah'ın açık ayetine rağmen aksini söyleyen yok. Şimdi ben size yani dininden döneni öldürün. Men beddele dinehu fektuluhu, kim dinini değiştirirse öldürün diye uydurulan hadis var ya. Bu hadise uygun buldukları ayeti göstereyim. Bakın ki hani o şeyin hani dilini eğip büküp de sanki Allah söylüyormuş gibi insanları kandırmak ne demekmiş? Onu görün. Bu yanlış hatırlamıyorsam Bedaü's-Sanayi'de olacak. Bedaü'de olacaktı değil mi o şey, o Fetih suresindeki. Yani şeyde ben Bedaü'de ya da büyük bir ihtimalle Mebsut'ta olur. Şu anda yerini çok net olarak hatırlamıyorum ama bizim kitaplarda vardır o. Fetih suresinde 48. sure. Kaç bulabildin mi? Bak şimdi 512. sayfada. İstersen bu ayetin mealini bir oku. 500 şeydir. 18. ayet. Şey pardon 16. ayet. Bak bir oku bakalım. Şimdi bakın ki burada dinden dönenle ilgili ne görüyorsunuz? Bu da bir imtihan sorusu. Sana dikkatli bak. Şıkları doğru doldur. Evet, Fetih suresinin 16. ayeti.
Bedevilerden seferden geri kalmış olanlara de ki, siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Onlarla teslim oluncaya kadar savaşacaksınız. Eğer emre itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönecek olursanız sizi acıklı bir azaba uğratır. Burada dinden dönme var mı? Evet. Savaştan dönme, dinden dönme yok. Bak şimdi ne yapmışlar? Şimdi içinizde Arapça bilenler de var. Kullil muhallefine minel arabi. Yani savaştan geri kalan o bedevilere söyle. Setud'avne ila kavmin uli be'sin şedidin. Güçlü bir kavimle savaşmak için yakında çağrılacaksınız. Tukatilunehum ev yuslimun. Onlarla savaşacaksınız. Veya teslim olacaklar. Yani teslim olurlarsa savaşmak yok. Ya da şu manada da olabilir. Teslim oluncaya kadar savaşacaksınız anlamı verilemez. Çünkü ev yuslimu olur. O zaman ila en olması, yani evden sonra bir eni mukadder olması lazım ki teslim oluncaya kadar mana verilsin. Burada teslim oluncaya kadar mana Arapça vakfından yanlış değil mi Enes Hoca? Burada verilen mana yanlış. Çünkü eve ila en anlamı verildiği zaman ev yuslimu olur. Yuslimun olmaz Arapça bakımından. Bu mana yanlış. Savaşırsınız ya da teslim olurlar. Şimdi buna bak. Tukatilunehum ev yuslimun. Bu iki kelimeden nasıl şey yapın biliyor musunuz? Taktulunehum demişler. Onları öldürürsünüz ya da Müslüman olurlar. Yani burada dinden bak dinden dönme kelimesi hiç yok. Onu kendi kafalarından veriyorlar. Çünkü Kur'an'dan dinden döne öldürüne dair en küçük bir delil bulma ihtimalleri yok. Bakın çok açık ayeti bırakmışlar. O şeyinde Ali İmran'da 86. ayette diyor ki Allah Teala şeyde keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'de imanihim ve şehidu enne'r resule hakkun ve ca'ahumul beyinat. İnandıktan sonra kafir olan Resul'ün hak olduğuna şahit olan, yani eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü diyen ama babasından ezberlediği için değil, bilerek ayetleri anlamış, Resulullah'ı anlamış, eşhedü diyor. Ve ca'ahumul beyinat, ona açık açık belgeler gelmiş. Böyle bir kişi kafir olursa ne olur? Bak, açık mürtet değil mi? Kefeyetillahu kavmen kafaru ba'deyim. İnandıktan sonra, yani Resul'ün hak olduğuna kesin olarak kanaat getirmiş, ayetleri anlamış, her şeyi anlamış, dinden dönüyor. Ondan sonra ne diyor? Raike lehum. Bir dakika açayım da o ayeti. Vallahu la yetil kavmez zalim. Allah böyle zalimler topluluğunu yola getirmez. Ulaike cezauhum. Bunların cezası ne? Bak tam bir mürtet değil mi bu? Cezası bak açık ve net değil mi? Hiç şüpheye yer var mı? Enne aleyhim lanetallahi ve melaiketi ve nâse ecmain. Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti bunların üzerinedir. Yani dışlanır. Bunlar dışlanır. Peki öldürülecek mi? Halidine fiha, sürekli o lanet altında kalırlar. Peki la yukaffefu anhumul azab, bu azap onlardan hafifletilmez, yani psikolojik sıkıntı yaşarlar. Bu tip insanları görürsünüz. Ve lahum yundarun, üzerine de bakılmaz. Peki öldürülüyorlar mı? İllellezine tabu, tevbe ederlerse başka. Ondan sonra min ba'di dalik, bundan sonra ve aslahu, ve durumlarını düzeltirlerse. Şimdi ne yapıyor fıkıh kitaplarında? Üç gün diyor en iyi şey olan, yani en müsamahalı olanı diyor ki üç günde hapsedersiniz ve bir yufkadan başka bir şey vermezsiniz. Adama dersiniz ki ya Müslüman olursun ya da öldürürüm. O arada tabii tevbe ve ıslah olacak. Bu ne ya? Bak sürekli kalırlar demek. Öldürülürler manasında mı?
Ondan sonra kendi kafası, kendi anlayacak hatasını, tevbe edecek ve kendi durumunu düzeltecek. فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورَ رَحِيمٌ Allah غَفُورَ وَرَحِيمٌ Bitti. Bak bu ayette bir kafalı taraf var mı? Peki ya şu ayetin ne alakası var? Yani şimdi Bedevilerden savaşa katılmamış olanlara de ki siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Onlarla savaşırsınız ya da teslim olurlar. Eğer itaat ederseniz, yani bu çağrıya gelirseniz, Allah size güzel bir mükafat verir. Ama önceden savaşa gelmediğiniz gibi dönerseniz, Allah sizi acıklı bir azaba uğratır. Yani savaşa gelmemek sizi kurtarmaz diyor. Burada dinden dönmek var mı? Ve bunun da ne yapıyorlar? Diyorlar ki, تُقَاتِلُونَهُمْ اَوْ يُسْلِمُونَ Buna ne şey yapıyor, başı sonu kesilmiş. Bakın şeyde görürsünüz, bak Hanefi mezhebinin mesela Bedaüs Sanayi'de. Serasi'nin El Mebsut 10. cilt 98. sayfada. Sah, bak Serasi, Hanefilerin en güvendiği kaynaklardandır, en temel kaynaklar. İsterseniz yazın gidin bakın. Serasi El Mebsut 10. cilt. 10. cilt 98. sayfa. Bak taktulunehum mana tuqatilunehum kelimeyi değiştiriyor. Ayeti değiştiriyor, taktulûnehum yapıyor. Yahudilerin Resulullah'a karşı gelip yaptıklarından daha hafif mi, daha ağır mı? Çok daha ağır. Çünkü bu o manaya gelme ihtimali olmayan bir kelimeyi o manaya çekiyorlar. Tamam mı? Ondan sonra ya Müslüman olurlar ya öldürülürler diye Kur'an'da da var diyor. Ne oldu şimdi? He? Ha, mesela ha. Yine Bakara 217. 17'de. Diyor ki: "Lemen yertedid minkum an dinihi." İçinizden kim dininden dönerse, irtidad ederse, mürted olursa, feyemut ve ölürse, öldürülürse değil. Ve huve kafirun, kafir olarak ölürse, tevbe ederse başka bir şey yok. Feulâke habidat amalun fid dünya vel âhir. Onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de yok olup gitmiştir. Şimdi evet bu niyette bu yoktu ama bu çıktı, güncel de oldu, iyi oldu, bir şeydi. Şimdi bakın bugün bütün dünya Müslümanlara nasıl bakıyor? Şimdi adama deniyor ki bak bir şey daha söyleyeyim size, Kur'an-ı Kerim'de Tahrim suresinde Allahü Teala Tahrim suresinde Lut aleyhisselamı ve Nuh aleyhisselamı örnek veriyor. Eşleri kafir. İkisi birer nebi. Eşleri kafir. Kaçıncı sayfa? 560. 560. sayfa. Bak ne diyor ki? Daraballahu meselen illezine kafarum ra'ate Nuhin ve mra'atul ve mra'ate Lut. Kafirler için Allah örnek veriyor. Nuh'un karısını ve Lut'un karısını. Allah örnek veriyor. Bizim için geçerli olmazsa örnek verir mi? Zaten Allahü Teala Şura suresinin 12. ayetinde de 13. ayetinde de diyor ki: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا Nuh'a neyi emrettiyse size de o dinin şeriatı, bu dinin şeriatı yapmıştır diyor. Bak Nuh'un karısı ve Lut'un karısı. كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ İki salih kulumuzun nikahı altındaydılar. فَخَانَتَاهُمَا Kocalarına ihanette bulundular. Bunların ihanetleri Kur'an'da anlatılıyor. فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْءٍ Bunlar, bak bunlar onların karı, şey aile bozulmadı. Karı kocalık devam etti. Peki bugün fıkıh kitaplarının ittifakla söylediği nedir biliyor musunuz? Karı kocadan birisi dinden dönerse ne olur? Otomatikman nikah düşer. Bu ne demek?
Ya adam inançsızlığını söylesin ki konuşulsun da adamın şüpheleri gitsin, mümin olsun. Adam dinden dönse de sesini çıkaramayacak ki aile bir şey yapmaz. Bu Müslüman toplumunu ne hale getirir? Münafıklar toplumunu yapmaz mı? Bakın az önce beyni şey yapılmış yani Allah bir taraftan efendim ne yapıyor belli değil yani. İsteseydim hepinizi yola getirirdim. Ama ben istediğimi yola getirdim, istediğimi saptırdım. Yaptığınızdan sorumlu olacaksın. Ya Rabbi yapan sen, sorumlu olan biz. Bu nasıl oluyor bu iş? Peki bu nasıl Allah'ın sözü olur haşa? Bakın işte Kur'an-ı Kerim'den. Müslümanlar, ya bu şekilde bir Müslüman nasıl dışarı çıkar? Nasıl insanlara gider? Efendim, Avrupa'da karı kocadan birisi Müslüman olduğu zaman ne olur? Nikahları düşer. Geleneğe göre, Kur'an-ı Kerim'e göre. O az önce okumayı şey yaptım. O Tahrim suresinde ondan sonraki ayette de Firavun'un karısını örnek veriyor. O da mümin. Kocası Firavun. Ama aile bozulmuyor. Şimdi ya bu bütün şeyler ittifak ediyor. Şimdi bu paralel din değildir de nedir? Bu tüm neslin öldürülmesi değil mi? Bir kişinin, 10 kişinin öldürülmesi bundan çok daha basit değil mi? Nesiller öldürülmüş, nesiller. Asırlar boyu. Bak bugün hala üzerinden asırlar geçmiş temizleyemiyoruz. Nesli bozmak. Evet, ayet-i kerime var, evet o. Şimdi nesli değil, nesilleri bozdular. Bakın Müslümanların zihinleri dumura uğradı. Ve bu size daha önce de söylemiştim. Bak Nahil suresi, Nahil suresinin 93. ayetine mesela bu meali yazanlar kendilerini Maturidi mezhebinden kabul ederler. Allah'tan ki İmam Maturidi'nin tefsiri ortaya çıktı da konuşabiliyoruz. İmam Maturidi nasıl meal verdiğini ben daha önce size söylemiştim ama bir kere daha söyleyeyim. 278. sayfa. Şey o, 276. sayfa. Allahü Teala diyor ki velev şe'ale ce'alekum ummeten vahide. Eğer tercihi Allah yapsaydı velev şe'allahu. Yani sizin dini konulardaki tercihi size bırakmasaydı Allah kendisi yapsaydı. Tabii ki hepinizi bir tek ümmet yapardı. Hepiniz mümin olurdunuz. Ama tercihi size bıraktığı için وَلَاكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءَ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءَ Ama dalaleti tercih edeni Allah dalalette bırakır. Çünkü tercih size bırakılmış kalmıştır. Hidayeti tercih eden de yoluna getirir. Ondan sonra elbette yaptıklarından sorumlu olacaksınız. Çünkü sizin yaptığınızın sonucu değil mi? Peki şimdi ne oldu? Oturdu mu? Ama bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de yani o dinini değiştireni öldürün sözünü uydurduktan sonra bakın ayette kelimenin anlamı değiştirilmiş. Biliyorsunuz Şafii'nin anlamı tam Resulullah'tan 3 asır sonra değiştirilmeye başlanmıştır. Şa'e bir şeyi tercih edip yapmak manasında ki Kur'an-ı Kerim'de onun manasını anlatan ayet de var. İnşallah yakında bizim Doğru Bildiğimiz Yanlışlar kitabının yeni baskısı çıktığı zaman orada görürsünüz. Bir şeyi tercih edip yapmak manasındadır. Ve bu anlam yani anlamı Kur'an-ı Kerim'de Allah onun sözlük manasını bile vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Bu derece şey. Şimdi bunun anlamını 3. asırda, işte 4. asırda, 3 değil, 4. asırda Resulullah'tan 3 asır sonra bozmaya başlamışlar. İmam Maturidi 333'te vefat etmiştir. Resulullah'tan yani hicretten 333 sene sonra, Resulullah'tan 320 sene sonra, 323 sene sonra. O zaman bozmaya başlamışlar. Daha sonra iyice sabitlemişler. Şimdi şu anda bütün sözlüklerde, bütün tefsirlerde
kelimenin anlamı az önce okuduğumuz gibi. Peki bu şekilde bir Müslümanın başarılı olmasını bekleyebilir misin? Bir de hadis uydurmuşlar, onu da bir okur musun şurada? Biliyorsun değil mi? Oradan. Abdullah evet, bin Amr. Fethullah Gülen'in neydi kitabın adı? Kitap ve sünnet perspektifinde kader. Kitap ve sünnet, peki bak kitap ve sünnet, dikkat ediyor musunuz? Yani zannedeceksiniz ki Kur'an şeyidir, yani dışarısına bir şey yapılıyor, içerisi neyle dolduruluyor bir görün. Ve hadis, aslında bu şey de Tirmizi'de olan bir hadis. Ama kitap sünnet perspektifindeyse doğruyu yanlıştan ayırman lazım, ayetlere bütüncül bakman lazım. Evet, oku bakalım. Evet, sayfa 47'den başlıyor rivayet. Abdullah bin Amr bin As rivayet ediyor. Bir gün Allah Resulü elinde iki kitap olduğu halde yanımıza geldi. Bu kitaplar nedir biliyor musunuz Kur'an-ı diye sordu. Kur'an-ı Kerim Resulullah'ın eline böyle bir kitap olarak gelmiş miydi? Ama elinde iki tane kitapla geliyor. Şimdi dinleyin. Bu kitaplar nedir biliyor musunuz diye sordu. Hayır, bilmiyoruz. Haber verirsen biliriz ya Resulallah dedik. Şöyle buyurdular. Bu sağ elimdeki kitap. Ama orada bak bu şeyde bu tercümede bir şey atlamış. Diyor ki "Hâzâ kitâbun min rabbil âlemîn" diyor Arapçasında. Bu şey. Bu âlemlerin Rabbinden gelen bir kitaptır diyor. O iki tane kitap için gösteriyor. Birisini gösteriyor, öbürünü gösteriyor. Yani Allah iki tane kitap göndermiş Resulullah'a. Ki Kur'an'ı öyle göndermedi biliyorsun. Evet. Devam et. Bu sağ elimdeki kitap cennet ehli olanların isimlerinin yazılı olduğu kitaptır. Şimdi yani bu kaç kişinin adını yazabilirsin buraya? Cennet ehlinin adlarını yazan bir kitaptır. Devam et. Burada onların babalarının babalarının ve kabilelerinin ismi yazılıdır. O da yazılı yani. Bütün kütükleri yazılı. Ya bu bir tane kitaba sığar mı bu? Evet. Burada Allah Resulü konuşmayı kesti. Yani kitapta o insanın kabilesi nereye kadar uzanıyorsa hepsi yazılıdır. Bak. Melekler o insanın ismini hiç şaşırmadan tespit edebilecektir. Ya melekler şaşırmasın diye. Çünkü en küçük teferruata kadar o kitapta tespit yapılmıştır. E kardeşim bu ne biçim bir bu şeyde bir şehire sığmaz o kadar şey yani, çünkü dünya kadar insan. Evet, devam et. Devam eder. Bu sol elimdeki kitaba gelince onda da bütün cehennem ehlinin isim listesi vardır. Ya bugün dünyada kaç milyar insan yaşıyor? 6 milyar. Peki bu 6 milyar insanın hepsinin cehennemlik olduğunu düşünseniz bu kaç tane kitaba sığar bunların isimleri, aileleri, soyları, sopları? Yani şu mantıksızlığı görüyor musunuz? Evet, devam et. Onlar da orada baba ve kabile isimleriyle kaydedilmiştir. Bu her iki kitaptaki isimler ebedi olarak ne artar ne de eksilir. Peki yani bak yani baştan belli. E o zaman daha neye uğraşıyorsun ki? Ya bu tür bakın inanç, Fethullah Hoca kitap ve sünnet perspektifi hep bu şekilde yazmıştır. Ben daha önce de örnek vermiştim size. Ne oluyor? Şimdi burada insanlar beyinleri boşaltılıyor. Herkes nereye gideceğin belli değil. Çünkü devam et onu, devam et. Allah Resulü böyle deyince sahabi sordu. Ya Resulallah, madem ki iş neticelenmiş, kitaplar dürülmüş, kalem kaldırılmış, biz niçin amel ediyoruz? Efendimiz şu cevabı verdi. İstikametten ve itidalden ayrılmayın. Allah. Ne işe cennet yani? Ehlinden olan hayatı boyunca ne yapmış olursa olsun, cennet ehline ait ameli işlemeden defteri kapanmayacaktır. Bak, ne yapar, hangi rezilliği yaparsa yapsın, en sonunda cennetlik olup gidecekmiş. Evet. Ve Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Eğer kişi cehennem ehli ise daha önce ne yapmış olursa olsun
cehennem ehline ait bir amel işler ve defteri öyle kapanır. Daha siz iyi yapın demenin anlamı var mı? Bir de kendi başına geçen bir örnek anlatıyor, onu da bir oku orada. Yaşadığım bir hadise ile bunu tenvir etmeye çalışayım. Tenvir, öyle mi? Tenvir. Aydınlatacakmış bu olayı yaşadığı bir hadise ile, evet. Sevdiğim bir insanın ölümüne yakın başında bulunmuştum. Bak, sevdiğim insan kelimesinin anlamı nedir? Yani bu da, bunu bir düşünün, bak devamını dinleyin, evet. Siroz onu kıskıvrak yakalamış ve yatağa sermişti. Dili de büyümüştü ve ağzında dönmüyordu. Fakat onun dili durmadan kıpırdıyor ve bir şeyler söylüyordu. Ağzında dönmeyen dil sürekli kıpırdıyor, bir şeyler söylüyor, evet. Kulağımı ona verdim ve dinledim. Sanki diline bedel kalbi la ilahe illallah diyordu. Dili değil de kalbi la ilahe illallah diyormuş, o da dinliyor. Gördünüz mü? Şimdi bu beyinleri alınmış Müslüman değil mi? Şimdi siz ömür boyu çok iyi işler yapın, hiçbir anlamı yok. Ama Allahü Teala ne diyor? İnnellezîne âmenû ve amilussâlihât. Bakara 277. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihât ve akâmussalâ ve âtevuzzekâ lehum ecrühum inde rabbihim ve lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzanûn. Yani inanan, iyi işler yapan, namazı tam kılan, zekatı verenler, bunların ecirleri Allah katındadır. Bunların üzerine ne bir korku olur ne de üzüntü. Peki bu hadis denen bu ifadeye göre sen ne yaparsan yap. Son anda cehennemliksen cehenneme gidecek bir iş yapıyorsun. Cennetliksen işte bu adamın ağzı da dolaşmıyor ama kalbi konuşuyormuş. Şimdi Kur'an, bakın şimdi bu bir paralel din değil mi? Şimdi burada insanların beyni boşaltılmış değil mi? Ondan sonra da tabii bu insanlar nereye gidecekleri belli değil. Fethullah Hoca da burada ben size şey yapmıştım. Sizi naime erdireceğim demedim. Hepiniz gördünüz. Ha, demek ki bunun yetkisi var. O garanti. O garantiyi almış. Yani herkes, kimsenin bir cennete gidip gitmeme garantisi yok ama onun var. Garanti ne kelime? Onları da cennete sokacak. Böyle olduğu zaman bunların hepsi buna kul köle olmazlar mı? O zaman ya haşhaş ne ki bunun yanında? Haşhaşı içen adamın biraz sonra aklı başına gelir. Ama bunların hiçbir zaman akıl başına gelme ihtimali yoktur ki. Yani şimdi bak tekrar ediyorum bu, ama bak burada bu Fethullah Gülen'e mahsus bir olay değil. Bu öteden beri oluşturulmuş bir dini yapı. Bakın Hanefi mezhebinden ayeti ne hale getirdiklerinin örneğini verdik. Değil mi? Enes Hoca dinden dönenlerin öldürülmesiyle ilgili hadislerin nasıl uydurulduğunu Buhari ve Müslim'de yer aldığını da size anlattı. Kur'an'a rağmen ve bugün akaid kitaplarındaki kader anlayışı bundan farklı mı? Yani burada şimdi biz başkaları gibi yapmıyoruz, öyle bizim bir siyasi şeyimiz yok. Biz ötede bu mücadeleyi biz sürekli veriyoruz. Yani bazıları siyasi hava değiştikten sonra şey değiştirdiler. Biz ondan sonra biraz frene bastık, yani ne oluyor? Yani bunu fırsat mı buldun demesinler diye. Ama bu din anlayışı, bakın bu paralel din kaldırılmadıktan sonra bu insanlar köleleştiriliyor, zihinsel köle haline getiriliyorlar. Bunlardan hiçbir şey beklenilemez. Bunlara her şey yaptırır, bunları şey yapan adam. Cennete göndereceğine söz veriyor ya. Hazır işte, fırsat bu fırsat. Onu da nasıl yaptıklarını biliyorsunuz. Bizim bu haftaki bu ayki dergimizde var. Yani Kainat İmamı yazısını okumuşsunuzdur, orada da görmüşsünüzdür. Ama bu, tekrar ediyorum, mezhepler böyle. İster bak şeyden örnek verdik.
fıkıh mezhebinden, değil mi? Ayeti nasıl bozup da alakasız bir şekilde delil getirdiklerini, bir hadis uydurduklarını ve hepsinin ittifak ettiğini. Kelimenin anlamını 4. asırdan itibaren bozduklarını o Şafii'nin 4. asırdan itibaren bozduklarını ve bugün bütün sözlüklere bunun geçtiğini, bütün tefsirlerde olduğunu da söyledik. O zaman eğer ben şurada şunu söylüyorum, iktidara ortak koşmanın ne kadar zararlı olduğunu insanlar görüp bir tavır aldılar, değil mi? Allah'a ortak koşmanın zararının daha büyük olduğunu anlayıp da bunu engellemenin yoluna girmezsek Cenab-ı Hakk'a bunun hesabını veremeyiz. Haberimiz olsun. Tamam, Allah yardımcınız olsun. Ama neyse, bu arada şunu da söylemek zorundayım. Yani kusura bakmayın. Yani şimdi bu biliyorsunuz etkili ve yetkili çevrelerin hepsi bizden uzaklaşır. İster sağcı, ister solcu, ister futbolcu, hiç fark etmez. Hepsi uzaklaşır. Öteden beri öyledir. Hani doğru söyleyen 9 köyden kovarlar ama Allah'ın yardımıyla bizi hiçbir yerden kovamadılar ve Cenab-ı Hakk'ın çok büyük desteğini gördük. Ama size geçen hafta söylemiştim, bu ayki maaşlar için borç aldım. Ay bitmeden borcu ödemeyi de söz verdim. Ama nedense geçen ay eski borçlarımızı ödemiştik ama bu ay herhalde herkesin nefesi kesildi galiba. Evet, ufak tefek bir şeyler geliyor ama ondan da haberiniz olsun. Yani ay bitmeden borcu vermemiz lazım. Peki. Allah yardımcınız olsun.